hala inanamıyorum. Ceyda Hanım'la Kerem Bey. Ben de vallahi Ceyda Hanım ne yaptı, ne etti, istediğini aldı. Şimdi ne olacak? Ayşe Hanım, Ceyda Hanım, Kerem Bey. Günaydın. 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 Günaydın, ne oluyor insanlara? Aa, görünmezlik pelerini falan mı giydin? Ne oluyor ya? Bağımsız denetim. Burada bir şeyler oluyor, ne oluyor? Vallahi ben bir şey bilmiyorum. Evet evet, bizim zaten gitmemiz gerek. Hadi, hadi Fethi, yürü yürü yürü. Abi... Eyvah. Ayşe, ne haber? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Ben de çok iyiyim, ben de çok iyiyim. Benim çok acil işim var bu arada. Eğer soracağım bir şey yoksa hemen gideyim, şey yapayım. Üstündeki çok güzelmiş bu arada, çok güzel. Ne oluyor? Gonca? 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 Nereye gidiyorsun, gelsene. Bağırttırıyorsun beni, gel. Benden kaçtın. Benden kaçmaya çalıştın, gördüm. Ne oluyor? Duymadım. Gerçekten duymadım. Vallahi duymadım. Duymuyorum. Niye biliyorsun? Çok yoğun çalışıyorum. Gözüm, kulağım, bütün duyularım bir kapandı, bir hoş oldum ya. Gonca, ne oluyor diyorum. Bir şey oluyor. Herkes tuhaf tuhaf davranıyor. Sen de tuhaf tuhaf davranıyorsun. Sana öyle geliyordur. Gonca, atölyeyle ilgili bir sorun mu var? Bana mı söylemiyorsunuz? Evet, evet şey... şu siparişlerle ilgili bir sorun çıkmış. O web sitesine mi ne? Linke mi tıklanmıyormuş? Ne oluyormuş? O yüzden hepimiz kafayı yedik ya. Sabahlara kadar çalışıyoruz. Baksana herkesin gözünün feri söndü böyle. Herkes bir tuhaf oldu. Çok yorgunuz yani. Başka bir şey olmadan eminsin yani. Ne olacak? Neyse. Ben bir Samet abiye bakıyorum. Git git, ben de şey yapayım şeyleri. Yüzündeki şapşal ifadeye bakınca hala öğrenmediğini anlıyorum. Ne diyorsun Ceyda? Sabah sabah ne oluyor, ne? Ben kazandım. Ben kazandım. Ceyda işte. Her zamanki Ceyda. İşte başlıyoruz. Direkt söyleyeyim, sana bir açıklama yapmak zorunda değilim. Bir açıklama yapmak zorunda değilsin ama... en azından dün gece attığım mesaja cevap verebilirdin. İncili Tokam nerede Kerem? Kaybettim diyorum. Bir söylesene yerini. Ben nereden bileyim, taşınırken düşürmüşsündür. Yok, düşürmedim. Yani tabii sen zahmet edip bakmazsın da yok. Bir Canan'a söyleyebilirdin. Senin Tokan'ın peşine mi düşeceğim ben? Alırsın bir tane daha. Var mı başka bir şey? Nasıl başka bir şey? Yok. Tamam, iyi. O zaman müsaade edersen. Ne diyorduk? İsviçre. Evet. Kesinlikle gitmeliyiz oraya. Özellikle dağ evlerine bayılıyorum. Gitmeliyiz mi dedi o? Gonca, anlat. Gonca, hadi anlat. Anlat arkadaşına. Ne oluyor, anlat. Canım, yani ben bu şirkette sıradan bir çalışanım. Ben her şeyi nereden bileceğim ya? Gonca, lütfen bana ne olduğunu anlat, lütfen. Anlatıyorum bir tanem, anlatıyorum. Tamam, sakin ol. Sabah Kerem şirkete Ceyda ile beraber geldi. Günaydın. Günaydın. Sana dedim sana, günaydın. Günaydınlar. Ay pardon. Yani? Ama Ceyda hayatımızda hiç görmediğimiz kadar mutluydu. Çok mutluydu ya.
Günaydın tatlışkolar. Ne habersiniz? Şöyle güzel bir kahveye kim hayır diyebilir ki? İsteyenler istediklerini Feza'ya yazdırsın. Kahveleriniz benden. Goncacığım, nereye varmaya çalışıyorsan varsana artık. Cümlenin sonunu getirsene, bir öğreneyim, bir anlayayım. Hadi cümleyi tamamla. Hadi. Feza kahvelerin ödemesini almaya gittiği zaman Ceyda'nın dediklerini duymuş. Hazır mısın? Bombayı patlatıyorum. Kerem dün bana çıkma teklif etti ve bütün geceyi birlikte geçirdik. Ben sonra gelirim. Sonra. Canım, güzelim. Ya bir tanem. Ya sen iyi misin? Sana şöyle bir tokat falan atsam. İyiyim Gonca. Çok iyiyim, gayet iyiyim. Çözdüm. Kızım Kerem el yükseltti işte. Ya Ceyda'yla olmak ne demek? Bizim Ceyda, manyak Ceyda işte. O seni kıskandırmaya çalışıyorum. Seni delirtmeye çalışıyorum. Demek. He. Delirdin mi peki? Tabii ki delirdim. Ama şu an deliliğimi içimde yaşıyorum. Ama Kerem görecek. Kötü kız olmak nasıl olurmuş? Asıl şimdi göstereceğim ona. Tabii de. Her şeyden önce Ceyda ile Kerem'in arasında dün gece ne olmuş onu öğrenmemiz lazım. Yani ikimiz, senden ben bunu öğreneceğiz. Bak tam şurada durdu. Orada durdu ve bizi izledi. Ben ama görmezden geldim tabii. Yok saydım onu. İyi yaptın, hoş yaptın da abi. Neden? Yani kıskandırmaya mı çalışıyorsun kızı? Bu ne biçim ayrılık abi? Ben anlamadım ki sizi ya. Şimdi Ayşe Hanım o herifle sözlenip aklı sıra beni delirteceğini sanıyor. Kapısına gideceğimi, yalvaracağımı falan sanıyor. Ama yok. Asıl o şimdi hatasını anlayacak. Ben onu yok sayıyorum. Delirmek nasıl olurmuş görsün. İyi abi, ne diyeyim, hayırlısı olsun. Ama sanki bu iş biraz kötüye gidiyor bura. Yine siz biliyorsunuz da. Hayır abi, kötüye giden bir şey yok. Her şey iyiye gidiyor. Her şey iyiye gidiyor. Benim için sadece iş var. Ama tabii Ayşe Hanım'ın da alması gereken bazı dersler var. Belki böylece akıllanır da önümde arkamda dolanmayı bırakır. Nereye kadar bu pembe rüyalar?